yani bu yaşamı bu zamanda 21. yüzyılda yeniden gelip ağaçların içinde, ormanda tek böyle yaşamak, bunun nedeni neydi? Bunun nedeni bizim çocukluk zamanımızdan bu tarafa atamız, ötemiz bu kesim, orman kesim işlerinde çalışıyor. O yüzden biz de o meslek gibi işte bir şey. Ufaktan başladık. Altınova Koyunlar Köyü'nde mekanımız orada, orada okuduk. Fakat buralara gelmemizin şeyleri daha 80 yılından sonra işte orman kesim işlerinde çalışırken kamyonculuğa başladık. Orman kesim nakliyatlarıdır, şunlardı bunları. Finike Orman Bölge Müdürlüğü, şefliği, ormancıları hep işte iç içe, yüz yüze beraber çalıştık. Birbirimize bir şeyimiz olmadan. O zamanlar burada Gökbük komşumuz, onlardan işte birkaç dönüm arazi aldık. Bağkur girişimi şeylerini yaptırdık. Ondan sonra işte yaş biraz ilerledik, sıra kesim işleri zor gelmeye başladı. Hem biraz bahçe yaptık o aldığımız yerlerden. Kamyonları hurdaya ayırdık, devletimize verdik. Şimdi de serbest bir hayat gibi burada. Burası size daha özgür mü geliyor? Özgür geliyor. Şöyle hem sakin, suyundan, havasından, oksijeninden, hepsinden huzurlu geliyor. Eyvallah. Peki burada yol, İkrar, itikat, tahtacı olmanın verdiği özellik ve güzellik, onları da bir bütün halinde yaşayabiliyor musun? Böyle? Evet, yaşayabiliyoruz her konuda. Ha, Gökbük'te ekseriyet turizm şeyinde çalışanlar, işini bitiren, emekli olan geliyor köyde. Herkes huzurlu bir şekilde, kimsenin kimseye bir zararı olmadan süper bir yaşantılar oluyor. Bütün çevrelerden saat elindeki eşyayı tüketebilmek için Gökbük'e geliyor. Huzurluca her işini görebiliyor. Yedisiz, kodusuz. Her şekilde rahat bir hayat. Ülkemiz güzel. Coğrafyasıyla, tarihiyle her konuda güzel. Yeter ki paylaşmasını bilelim. Yaşamakta kimsenin kimseye zararı olmadan ülkemiz, Türkiye'miz herkese yeter. Toprağıyla, her konusuyla yeter yani. Yeter ki dürüst bir şekilde paylaşalım. Hep benim, hep benim değil de ortamlı bir şekilde şöyle herkesin olsun. Kimisi öyle benimki az oldu, hepsi bende olsun. Öyle değil. Hayatın yaşam şartları eşitlik, adalet. Hepsi düz olsun yani, beraber olsun. Öyle tavsiyem. Kendim de öyle istiyorum. İki durnam gelir de dost ellerinden, evrilir çevrilir döner göllerde. Ali yar, Ali yar, Ali yar, Ali yar, can bile vurmam. Muhabbet getirir dost ellerinden, muhabbet getirir dost ellerinden. Ki avcılar